Videoları kontrol edebilmek için JKL tekniği kullanılmaktadır. Örnek veriyorum, kontrol panelimde videomu hassas kısımlarını mark in ve mark out, yani girdi ve çıktı noktalarını seçeceğim. Şurada olsun. Yüzük parmağı, orta parmağı ve işaret parmağını L, K, J tuşlarının üzerine getiriyorum. L harfi ileri doğru oynatma. L tuşuna bastığımda videom oynuyor. K tuşu durdurma. K tuşuna bastığımda video klibim duruyor. J tuşu geriye doğru oynatma. J tuşuma basıyorum ve video klibim geriye doğru oynadı. Daha sonra her dokunduğunuzda 2, 4, 8 ve 16 kat hızlanarak video klibiniz oynayacaktır. Deneyelim arkadaşlar. L tuşuna basıyorum. Bir daha basıyorum. Tekrar basıyorum. Ve tekrar basıyorum. Şimdi J tuşuna bir kez basıyorum. İkinci kez basıyorum. Üçüncü kez basıyorum. Dördüncü kez basıyorum. J tuşuna birinci kez basıyorum. İkinci kez basıyorum. Üçüncü kez basıyorum. Dördüncü kez basıyorum. Beşinci kez. Altıncı kez. Böyle böyle arkadaşlar. Her tıklayışımızda daha fazla 2 kat, 4 kat, 6 kat, 8 kat ve 16 kat olarak hızları artmakta veya düşmekte. Hassas seçimler için K tuşuna basılı tutup L veya J tuşlarını kullanarak ileri geri gidebilir, başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Kız Kulesi'nin etrafını dönmeye başladığı anı seçmeye çalışacağız. Daha geri alalım. L tuşu ile ileri. İzliyorum video klibimi. Şurada başlıyor. Çok mu şey oldu? İleri mi gittik? O zaman K tuşuna basılı tutuyorum ve J tuşuna basıp bırakıyorum. Basıp bırakıyorum. Böyle. Evet, başlangıç noktamı belirlemiştim, kaçırdım. Bir daha K'ye basılı tutup L harfine basıp bırakıyorum. Buraya mark in, yani girdi noktamı belirliyorum. Daha sonra videomu başlatıyorum. L'ye basıyorum, bir daha basıyorum. Mesela ben evlerin bulunduğu kısmın gözükmesini istemiyorum. Onun için J'ye basıyorum. Evet. Bir tur attıktan sonra videom dursun. Onun için out, yani çıktı noktasına bir mark in daha bırakıyorum. Video klibimi alıyorum ve sekansıma ekliyorum.